Sevgili gençler, sözümüz bu bölümde iletişim alanında kariyer yapma hayalleri olanlara. İçinizde sosyal medyadaki başarısından dolayı iletişim uzmanı olmak isteyenler de vardır. Bir radyo ya da televizyon kuruluşunun etkisiyle hayatını bu yönde geliştirmek isteyenler de. Her şeyden önce çok yönlü olmayı gerektirir iletişim, meraklı olmayı gerektirir. İnsan ilişkilerinde sıcak ve başarılı olmayı da tabii. Kendinizde bu özellikleri görüyorsanız sizi çok mükemmel bir rol model ile tanıştıracağım. Genç, dinamik ve yaptığı işe aşık bir televizyon programcısıyla. Sadece televizyon değil hayatında bulunan aynı zamanda radyoculuğu var. Gazetecilik de yapıyor. Peki nasıl yapıyor? Dinleyelim kendisini. Zeynep Türkoğlu, hoş geldin. Hoş buldum. Evet, e, televizyonculuk alanında gerçekten az önce gençlere de bahsettiğim gibi çok güzel bir geçmişim var. 2012'ye kadar özel radyolarda çalışmış Zeynep, sonrasında televizyon, hatta 2016 yılında bir de gazete röportajları işin içine girmiş. Çok yoğun bir tempo. Önce şunu sormak istiyorum, herhalde gençlerde merak ediyordur. Bir gününü nasıl geçiriyorsun? Ee, aslında bir günümüzü nasıl geçirdiğimiz konusu ilgilendiğiniz alanın hangisi olduğuyla ile irtibatlı diyebilirim. Hangi alanda olursanız olun güncel ve taze bilgiyi takip etmekle mükelleftir bir iletişimci onu söyleyeyim. İster sosyal mecralarda olsun ister konvansiyonel medya dediğimiz televizyonda, radyoda ya da gazetede olsun. Alanınız her neyse günceli takip edeceksiniz. Onun dışında kendinize ait ilgi alanları eğer edinmişseniz ki edinmekte büyük fayda var. Bu hem mesleki e, gelişimi kuvvetlendiren bir şey hem de insanı hani çalışmak dinlendirir mi diyeceksiniz ama evet dinlendiren bir şey. Başka ilgi alanlarında, özel ilgi alanlarında uzmanlaşmaya başlamak. Dolayısıyla bir gün, e, güne hani erken kalkan yol alır. Her yer, herkes için geçerli mutlaka. E, planlayarak akışı takip ederek genel haber akışını gündemi takip ederek bunun içine siyaseti koyabilirsiniz sanatı kültürü koyabilirsiniz onun dışında neler ilgi alanınıza giriyorsa toplum neleri konuşuyorsa Türkiye'de ve dünyada yani kendi ülkenizde ve dünyada neler konuşuluyorsa onları takip ediyorsunuz. Sonra bir süzme saatleri başlıyor diyebiliriz. Yani bu bilgiler alındıktan sonra istişarelere başlıyorsunuz. Bu bilgiler Yeniden kullanılmak için nasıl değerlendirilebilir? Hangi süzgeçlerden geçirilerek hangi forma sokulabilir? Bu gazetede değerlendirilecek bir şey mi? Kendi için söylüyorum bunu özellikle. Televizyonda belgesel formatında bir şey mi? Canlı yayına mı? Günlük haber akışına mı? Gidecek bir şey mi? Bütün bu süzgeçlerden sonra da kafanızı oturttuğunuz forma yerleştirdikten sonra ee, karar verdikten sonra ne yapacağınıza onu şekillendiriyorsunuz. İşin en gerilimli tarafı Üreteceğiniz şeyin ne olacağına, neyi işleyeceğinize karar vermek onu oluşturduktan sonra e, artık okur mu, seyirci mi, dinleyici mi hangisi ise sizden onu alacak olan... Onu aktarıyorsunuz ve e, gerilim bir sonraki aşamada, ertesi gün ne yapacağımla devam ediyor. Çok güzel özet oldu bu bizim için karar vermek ve neyi ortaya koyacağımızı e, en önemli nokta bunu belirlemek diyorsun. Peki neye bakarak belirleniyor? Herhangi bir şeyden haber çıkar mı? Yoksa bunun belli spesifik yönleri var mıdır? Her şey haberdir. Haber olmayacak bir şey yoktur aslında. Sadece ee, haber anlamı yükleyeceğiniz şeyin ya daha önce bilinmeyen ya alıcısı tarafından bilinmeyen, herkes biliyor olabilir ama sizin hedeflediğiniz kesim tarafından bilinmeyen veyahut konuşulmuş bilinen bir şey olmasına rağmen farklı bir tarafını göstereceğiniz bir konu olması gerekiyor. Her şey haber konusu olabilir. Sadece bunu kimlere sunmak istiyorsunuz? Hangi formda sunmak istiyorsunuz? Eee... Bu konudaki isabetliliğiniz sizi aslında e, özellikle kılabilir eğer kılacaksa e, şöyle bir algı var çoğunlukla yani bir bir, bir klişeden bahsedeceğim belki ama klişelere elbette ihtiyaç var onları göz ardı etmiyoruz çünkü kalıplar öğrenmemizi kolaylaştırıyor. Genel olarak şöyle bir algı var dikkat çekici olması için olumsuzlukları öne çıkaran bir dil veya içerik her zaman dikkat çekiciliğin e, garantisi gibi görünebilir. E, bu Doğrudur bir yere kadar fakat içerik olarak ille ve sadece hani şu örneği veririm ben Bugün her şey yolunda gitti sayın seyirciler diye bir haber veremezsiniz. <laughs> Doğru. Ama farklı olarak söyleyeceğiniz şeyin içinde eğer e, düzeni genel akışı bozan bir şey varsa evet bu haber olarak biraz daha öncelikli bir e, konuma gelebilir. Ama ben bütün bunları yaparken hem toplumun hem insanın e, yapısını hayatını hem ruh dünyasını hem de genel akışı sosyal hayatı göz ardı etmeyerek e, bir denge kurulmasından yanayım. Çok güzel söyledin. Peki bu haberleri verirken olumlu bir şekilde, olumlu bir boyutu ön plana çıkararak vermekte aynı etkiyi yaratır mı? Olumsuzlarda, yani anladığım kadarıyla senin bakış açında olumsuzları pek ön plana çıkarmamak lazım. Dikkati çekse de gibi bir anlayış var sanki. Şöyle bir şey var, e, şundan yanayım. Bir haberci refleksi şunu gerektirir aslında. Herhangi bir durumla ilgili her ne ise o, dediğim gibi normal akışın dışına çıkaran her ne ise bunu vermeli ve aktarmalısınız. Çünkü bunun temelinde insanın haber alma özgürlüğü var. Gelişmelerden haberdar olması elbette gerekiyor insanların. Diyelim ki bu da bir sorumluluğun parçasıdır. Dikkat çekilecek bir hususa dikkatleri çeviriyor olabilirsiniz o esnada. Ee, ben burada olumsuz şeyleri gözden kaçırmaktan bahsetmiyorum. Sadece reyting uğruna e, bu dengenin olumsuzdan yana abartılmasından yana değilim. Bunu söyleyeyim. Çünkü bu fırsatçılıktır bana göre. Çok Biraz güzel. sert olmuş olabilir bu söylediğim ee, hayatımızın gerçekleri içinde olumsuzluklar da rating kaygısıyla öne çıkarılıyor olabilir. Ben hayatın akışı içinde olumsuzlukların bu kadar önde olduğunu düşünmüyorum. Dengeli bir biçimde iyi, kötü, sıcak, soğuk, e, sert, yumuşak, tatlı, acı her şey var. Ee, ...insanın algısına hepsini birden sunmakta fayda var. Ee, sorumluluklarımızdan bir tanesi de... ...hem her şeyi gözden kaçırmadan vermek... ...ama aynı zamanda karamsarlığa boğacak bir... E, ...ve reyting fırsatçılığıyla bunu yapacak bir yanlışın içine düşmemek. Bunun adına gerçekçilik diyebilir miyiz tek kelimeyle özetlemek gerekirse? Doğru söylüyorsunuz. Bu gerçekçilik. Ve ben e, belki tabiatım itibariyle çok... ...pesimiz, çok karamsar biri olamıyorum. Değil çünkü hayatın gerçeği zıtlıkların bir arada olduğu bir şey. Evet. <laughs> Sevgili Zeynep çok güzel bir başlangıç yaptın. Herhalde gençlerin de dikkatini çekmiştir ve eminim içimizde bizi izleyenlerin arasında medyayla uğraşmak isteyen kardeşlerimiz de vardır. Onlara neler tavsiye ediyorsun? Bu klasik bir soru gibi olabilir ama bu mecra tam da onlara hitap ettiği için neler okumaları lazım? Hangi konuda biz geliştirmeleri lazım ki medyada başarılı bir noktaya ulaşacak bir meslek sahibi olsunlar. Şöyle bir şey var ben bir haber kanalında çalışıyorum ama Hı -hı. E, kültür sanat yayıncılığı yapıyorum aynı zamanda haber programları da sundum haber bültenleri de sundum e, dolayısıyla aslında medyanın içeriği konusu teması haber veya başka alanlar olsun çok çeşitliliğe sahip bir yer olduğunu söylemem lazım. E, bu alanda teknik bilgiye donanıma sahip iletişimcilere ihtiyaç olduğu gibi farklı disiplinlerden gelen kişilerin de e, rüyalarını gerçekleştirebileceği, kendilerini gerçekleştirebileceği bir alan olabilir. Dolayısıyla şunda uzmanlaşın, bunda uzmanlaşın değil ama diyelim ki günün teknolojik imkanı her ne ise gerekliliği her ne ise burada yabancılık çekmeden e, aktarmak istediğiniz şeyi hem Arzu ettiğiniz profesyonellikte hem arzu ettiğiniz olması gereken estetikte verebilmek için bu donanıma bir kere sahip olmanız lazım. Ama onunla beraber medya dediğim gibi çok çeşitliliği, renkliliği içeren bir alan. Siz neyden bahsetmek istiyorsanız kendinize bir alıcı, dinleyici, seyirci bulabilirsiniz. Ee, bu arada şunu da söylemek lazım. Medyanın ben yok olacağını, konvansiyonel medyanın tamamen ortadan kalkacağını düşünenlerden değilim Hayır. kesinlikle. Referans olarak o orada durmaya devam edecek. Ama yeni mecralarda ee, daha fazla alıcı bulmaya devam ediyor. Dolayısıyla kendi başınıza yayın yapıyor olun. Bir kurum içinde yayın yapıyor olun. İsterseniz resimden, isterseniz perdeden, isterseniz ışıktan, isterseniz sesten, düşünceden, felsefeden veya gündelik herhangi bir gelişmeden haber verici kişi olabilirsiniz. Bununla ilgili birikim ne olmalı? Her şeyden evvel dün akşam eğitimci bir arkadaşımla konuşuyorduk. Dediniz ya bu basit gibi görünebilir ama ne tavsiye edersin diye. Hangi eğitimin hangi kademesinde aşamasında olurlarsa olsunlar bir insanın hangi mesleği yaparsa yapsın en iyi şekilde ortaya koymasının yolu bir dilini iyi konuşmak iki temel matematik bilgisine sahip olmak. Sınavları geçmek için değil bu. Hangi işi yapıyor olursanız olun onu en iyi yapabilmek için. Medyada şikayet ettiğimiz veya daha iyi noktalara nasıl çıkarabiliriz diye düşündüğümüz şeylerin temelinde bir düşünce, iki dil ve bunların temelinde de aslında matematik geliyor yani bence. tek taraflı geliştirmeyeceğiz kendimizi. Hem edebiyat hem de fen bilimlerinde Kesinlikle. temel altyapıya sahip olması gerekiyor Kesinlikle. Bir her alan için. Kesinlikle öyle. Bu gerçekten dediğim gibi her mesleğin en iyi şekilde yapılabilmesinin koşulu bence. Ee, hay, hani 14 bilinmeyenli denklem çözmesek de olabilir. Hı hı. İlle bir e, başarı kriteri olarak bir sınav meselesi olarak da söylemiyorum. Şu anda arkadaşlar biliyorum Bundan 10 on yıl sonra daha iyi anlayacaksınız bunu ama e, şu anda zorunluluk, yükümlülük olarak görünen şeyler var ya hayatlarında. Onlar aslında hayata e, adım atmaya başladıklarında eğitimin bittiğini zannettikleri yerde işlerine yarayacak olan şeyler. Yani bütün o sınavlar, testler filan bittiğinde... O zaman görmüş oldukları şeylerin gerçek hayatta ne kadar gerekli olduğunu görecekler. O bakımdan e, okusunlar, ne okusunlar? Her şey okusunlar. Bunun bir güzel. ayrımı yok. ama neyi seviyorlarsa onu okusunlar. Sevmek de önemli. Çok önemli. Sevgili Zeynep, sen e, güzel konuşmaktan bahsettik bu konuda çok başarılısın. Diksiyonun son derece mükemmel. Peki bu diksiyon yeteneğine sahip olmak yetenekse eğer veya kendini bu konuda geliştirmek için bir takım özel eğitimler almak gerekliliğine inanıyor musun? Yetenek. Im bir yerde e, okuduğum bir cümleydi bu. E, Güzellik ve yetenek tanrının iyi niyet mektubudur, tavsiye mektubudur Harika. diye. Tavsiye mektupları size bir şeye başlatmak için işe yarayabilir ama devamının gelmesi için onunla ilgili çaba sarf etmek gerekiyor hakikaten. Ben e, şanslıyım. E, tertemiz Türkçesiyle konuşan bir anne babanın çocuğuyum. Büyük Bu avantaj. benim için bir avantajdı hakikaten. Belki daha sonra radyoya e, doğru yürü, yürürken o adımları atarken işte o avantajla oraya doğru e, istikameti çizmiş olabilirim ama oraya geldikten sonra mesela ben medyaya bir özel radyoda onun çocuk saati seçmeleriyle adım attım. O seçmelerden sonra ciddi bir eğitime tabi tutulduk. Ee, dolayısıyla yayıncılığın radyo şartları için özellikle söyleyebilirim o günlerde ne gerektirdiğini ve Türkçenin doğru, güzel, temiz, severek konuşulmuş akıcı bir Türkçenin ne anlama geldiğini modellerden gördük. İyi modellerim vardı, hep söylüyorum çok kısmetli biriyim ben. Ne güzel. Gerçekten maşallah. <laughs> çok kısmetliyim. Çok iyi modeller vardı önümde. Ee, i̇nsan sevdiği kişilerden takdir almak için de çok çabalıyor. Kesin. Kesin. Yani hocalarınızı, öğretmenlerinizi sevdiğinizde mesela lisedeki edebiyat öğretmenimi çok sevdiğim için o e, fazladan güzel bir şey söylesin diye okuduğum şeyler olduğunu şimdi itiraf edebilirim. Harikasın. Bazı <laughs> yazarlarla o şekilde tanıştım. Ama bunun dışında dediğim gibi diksiyona özellikle gelecek olursak bu konuyu teknik olarak bilen insanlardan yardımlar aldım. Bir de bir şey daha var. E, her iş zannederim bunu ister. İnsanın e, en basitinden bir Çiçeğe veya eşyamıza bile bakım yapmamız gerekiyor. Mobilyamızı cilaya gönderiyoruz zaman zaman. Veya bilgisayarımızı şöyle bir elden geçirsinler, format atsınlar. Bizim de formata ihtiyacımız var. Doğru. 96 yılında ilk işime başladığımdaki iş meslek değildi. Aşk da hakikaten sadece o zaman. Bir lise öğrencisiydim. Aldığım bir temel diksiyon eğitimi oldu. Ama 2002 yılında profesyonelliğe geçerken bir daha eğitim aldım. 2007 yılında mola vermiştim çalışmaya ama eğitime mola vermedim. Yeni bir hoca buldum kendime ve bir daha çalıştım üzerine. Bravo. Öğrenilecek şey daima var. Hiç bitmez. Hiç bitmez. Sevgili Zeynep sen yaptığın iş itibarıyla ee... Bir programında binlerce değil, on binlerce değil, yüz binlerce belki milyonlarca insana aynı anda ulaşıyorsun. Aynı anda birçok göz seni yaptığın işi izliyor, bazen takdir ediyor, bazen eleştiriyor. E, bu nasıl bir duygu? Neler hissediyorsun ve bunun negatif yönleri mi çok, pozitif yönleri mi çok, nelerdir desem? Şöyle, ee, teşvik edici tarafları var. Teşvik edici... En başta da söylediğimiz gibi hayatın bütünlüğü içinde, gerçeğin içinde olumlu ve olumsuz şeyler var. Her birini bir kere baştan kabullenmek lazım. Doğru. Ee, bir kere izlenildiğini bilmek, takip edildiğini bilmek, ulaşabiliyor olduğunu bilmek insana belki yapısıyla ilgilidir ama bir sorumluluk duygusu yüklüyor. En azından bana öyle bir sorumluluk duygusu verdi diyebilirim. Yani söylediğim sözün doğru olması, tesirli olması, öğrendiğim bir bilginin başka kitlelere, başka insanlara aktarılıyor olmasının, Gerekliliği nasıl aktarılacağı gibi şeyler hep sorumluluk duyurdu. Hı hı. Ee, bu da daha iyi anlaşılması için ben ne yapabilirim, daha fazla neyle ilgilenebilirim, ee, hangi kanallardan daha fazla insana ulaşabilirim. Öyle öğrendiğiniz şeyler heyecan da duyuruyor insana ve daha fazla insana ulaşabilme ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla o sorumluluk hem doğruyu aktarma, hem doğru dille aktarma, hem daha fazla insana doğruları nasıl ulaştırabilirizin telaşını veriyor. Bazen bunun dezavantajlı tarafları var. Özellikle günümüz görünürlük çağı mesela izleniyor olmak, görülüyor olmak, özellikle görsellikle ilgili bir takıntı geliştirebilir insanlarda. Ne anlatacağım değil, nasıl görünüyorum? Evet. Ee, ...kim bakıyor... ...herkes beni sevdi mi... ...sevsin diye mi yapılıyor... ...bu doğru bir bakış açısı mı... ...bunun da üzerine düşünmek lazım... ...yani engelleyici tarafları olabilir... Ee, ...bir de bunun her zaman tek bir cevabı olmaz... ...ruh halinize göre... ...bazen sizi yükseltir... ...bazen daha iyi şeylere teşvik eder... ...bazen de karamsarlığa itebilir... ...kendini beğenmişliğe itebilir... Ee, ...dediğim gibi o görünürlük telaşı içinde... Ne verdiğinizle daha az ilgilenmeye başlar hale getirebilir sizi. Ee, bunun bir dengesi var. Kazandıracağı sorumluluktan istifade etmeye çalıştım. Ama zaman zaman e, yordu, olabildi. Fakat her şeye rağmen şundan çok eminim. Yapmaya çalıştığımız şey ve ulaştığımız imkanlar bir lütuf. Çok ve her olsun. lütuf bir sorumlulukla geliyor. Ee, bunun hesabını verebilmek için bu daima daha fazla düşünmeye, çalışmaya sevk etti diyebilirim. Harika. Sevgili Zeynep bugün bu anlattıklarından yola çıkarak şu noktaya gelmek istiyorum. Bugün hemen herkes kendi başına bir yayıncı aslında. Sosyal medya sayesinde bir telefonu olan ve canlı yayın bağlantısıyla çevresine ulaşabilen herkes bir şeylerin mesajını verebiliyor. Dolayısıyla çok sayıda kişiye ulaşmak için çaba gösteren birçok genç insan var çevremizde. Şu, önce şunu sorayım: Çok sayıda insana ulaşmak, bu sayıyı yüz binlere işte takipçi sayısı diyoruz, hı hı. milyonlara ulaştırmak e, bir e, amaç mı olmalı ve bu bir başarı mıdır? Yoksa e, başka bir boyuttan bakmak lazım bu gerçeği. Şöyle bir şey var: e, Hayat tecrübemiz içinde buluş, bulunduğumuz yaş aralığı olayları bir şekilde yorumlamaya bizi iter. 10 yıl geçer üstünden yeni tecrübeler edinmişizdir, yeni sorumluluklar edinmişizdir. 10 yıl önceki fikirlerimizden başka bir tarafa düşeriz. Bugün hem medya vericisi, içerik üreticisi olmanın bir cazibesi var. Çünkü popülariteyi beraberinde getiriyor. Bu da sosyal çevrenizde size daha iltimaslı bir hava oluşturabiliyor hakikaten. Doğrudur bunların hiçbirini inkar etmiyorum. Eğer bunlar bir sorumluluğa dönüşecekse daha iyi şeyler olabilir aslında. Ama erken yaşlarda bu sorumluluk ne kadar duyulabilir? Bu yine aslında hayatımızda, çevremizde sözünü dinlediğimiz öğretmenlerimiz, anne babamız, yakın arkadaşlarımız... Hani bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim demişler ya. Onlar bizi hangi noktaya teşvik ediyor? Bizden beklentileri nasıl şekilleniyor? Galiba... Biraz bu da etkili oluyor. Ee, kaçınılabilecek bir şey değil günün gerçekliği içinde. Ee, sadece bir cep telefonu alıp oradan yayın yapmanız falan değil. Böyle mikro e, sosyal medya e, hesapları var bugün. İşte çeşitli arkadaşlık siteleri. Arkadaşlık sitesi bugün yayın alanına döndü. Yani siz bugün uyandım dediğinizde aslında takipçilerinize bir haber vermiş oluyorsunuz. Değil mi? Günde kaç saat geçiriyorsunuz ve orada ne söylüyorsunuz? Bugün içerik olarak size yeterli gelen sadece şunu acaba insanlar düşünebilir mi? Her yaştan insan düşünebilir mi? Bugün paylaştığım şeyden 10 yıl sonra memnun olacak mıyım? Bugün paylaştığım şey aleyhime kullanılabilir mi? Çünkü bugün düşünmemiz gereken şeylerden bir tanesi aslında hem ruhumuzun hem bedenen fiziken varlığımızın güvenliği. Tabii bir kendimle ilgili paylaştığım bu şeyler, anlattığım bu şeyler bende bir güvenlik zaafına yol açacak mı? Ee, ve dediğim gibi 10 yıl sonra bütün bu paylaştıklarımdan acaba iyi ya akıllıca güzel şeyler yapmışım mı diyeceğiz? Yoksa hay Allah kahretmesin şimdi ben ne yapsam da bunları ortadan yok etsem mi diyeceğiz? Eskiden bu kolaydı. Fotoğraf çekiliyorduk biz. Bugünkü arkadaşlarımız bunu çok anlamayabilir. Hoşlanmadığınız fotoğrafları yakarsınız, yırtarsınız. yırtarsınız yakarsınız, Ortalık tertemiz. <gülüyor> şey <gülüyor> Ve kendinizi yok. o saç şekliyle, o kılık kıyafetle veya yaptığınız şeyle görmek istemiyorsanız görmeyebilirsiniz. Ama bugün her şey o kadar kalıcı ki. Yani uzay boşluğunda yok olmuyor. Önümüze tekrar çıkacak onlar. Dolayısıyla ee, kaçınılamaz. Günün imkanlarından mutlaka yararlanarak herkes kendi sözünü söyleme peşinde. Bu interaktif olma meselesi e, artılarıyla eksileriyle hayatımızın bir gerçeği. Ama burada iki önemli şey var benim düşündüğüm. Bir, her türlü sosyal medya e, etkileşim aracıyla gündelik olarak ne kadar zaman harcıyoruz? Duya duya sıkılmış olabilirler insanlar. Lütfen sıkılmasınlar. Sabah dünyaya bir bakın. Akşam da şöyle dünyaya bir bakın. İnanın bundan fazlasına ihtiyacımız yok. Biz daha fazlasını çok çeşitli kaynaklardan yalan yanlış filtrelemeden öğrendiğimizde veya kendimiz doğruluğunu teyit etmeden bir şeyleri paylaştığımızda bu kimsenin hanesine kazanç olarak geçmez. Sadece zaman kaybıdır. Hayatımızı zenginleştirecek çok fazla şey var. Dediğim gibi sabah bir kontrol, akşam bir kontrol. Bir, e, fiziki temasımızı sınırlandırabiliriz. Bunu sağladıktan sonra da hangi içerikleri takip ediyoruz, hangi içerikleri üretiyoruz? 10 yıl sonra bu yaptığımızdan memnun olacak mıyız? İyi bir kıstas olabilir gibi geliyor bana. Yani burada takipçi sayısının e, miktarının çok da önemli olmadığını bu boyuttan yola çıkarak vurgulamış oldun değil mi? Etkileyecek insanların algısını ama 10 yıl sonraya kalan bu olmayacak onu Hı -hı. söyleyeyim. Bugün için çok belirleyici olabilir. Çok e, insanın aklını başından alabilir. Çok cazip görünebilir. Ama e, nasıl değişen şeyler bugün var yarın yok... Ee, şartları değiştiriyorsa dediğim gibi takipçi sayıları sizinle birlikte hayat yolculuğunuza aslında eşlik etmeyecek. Gerçekten etmeyecek. Onu bir yerde ister sizi takip ettiğini düşündüğünüz kimseler yeni bir unsur çıktığında oraya dönsün. Belki yalnız kalacaksınız. Evet. Veya belki yolda bulduğunuz yeni şeylerle siz aslında o kadar gerekli olmadığına kanaat getireceksiniz. Siz takipçileri bırakacaksınız. Bu da olabilir. Doğru, doğru. İki boyutlu düşünüp geleceği çok daha farklı bir şekilde gideceğimizi tahmin ve hesap etmek gerekiyor. Habercilik konusuna, habercilik konusuna tekrar geçecek olursak. Habercilik e, sosyal medya üzerinden diğer insanlara ulaşan, amatörce de olsa çevrelerinde bir grup olan ve diğer insanları etkileyebilecek insanlar tarafından da yapılabilir mi? Yoksa bunları kurumlara mı bırakmak lazım? Ee, bu zor bir soru. Yine kaçınılmazlıkları var. Hayatın pratiği bir şeyleri bizi denemeye zorluyor. Sonra onun arızalarını görüyoruz. Oradan geri dönüyoruz. Mesela sosyal medya veya işte e, isim vermeyeceğim ama yani bu haberleşme araçları içinde... ...herkes e, mikro blogunda haberleri vermeye başladığında bir şey söylüyor. E, bir haber alıyor, bir haber veriyor. Bu çok heyecan verici geldi ve o dönemde insanlar dünyadaki siyasi ve toplumsal meselelerde ya da ülkemizdeki siyasi ve toplumsal meselelerde artık bu mikro blokların e, yani kişisel haberciliğin kurumsal haberciliğin önüne geçeceğini çok yönlendirici olacağını söyledi. Bu bir yere kadar doğruydu, çeşitli örneklerini de gördük, ama bir arızasıyla karşılaştık bu durumu. Bir kişi haberi fark eden ve aktaran kişi pozisyonunda çok önemli bir şeye imza atıyor olabilir, fakat Kontrol mekanizması olmaksızın teyit edilmemiş bilgiyle ilk ve en hızlı ben duyuracağım telaşıyla paylaşılan şeyler bütün dünyanın kamuoyunun hayatına ağır bedeller de ödetti. Ee, ve güvenilmezliği ortaya çıktı. Bugün şöyle bir şey ben arkadaşlara da sormak istiyorum. Bütün herkese sormak istiyorum. Şimdi sosyal medyada gördüğünüz herhangi bir habere baktığınızda e, bir kişi bir şey paylaşmış. Bunu teyit etmeye çalışıyorsunuz bu haberin aslı astarı var mı diye bakmaya çalışıyorsunuz. Demek ki bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç var. Güvenilir olduğundan emin olmak için ne yapıyorsunuz? Ya birden fazla kişinin bunu paylaştığına şöyle bir bakıyorsunuz. Bir kaynak değil birden fazla kaynaktan üstelik geldiğinden emin olmaya çalışıyorsunuz. Veyahut bir kurumsal medya bunu sahiplenmiş mi? Bununla ilgili yorumlar artmış mı buna bakıyorsunuz. Dolayısıyla Kişisel habercilik çok önemli ama kontrol mekanizmasına teyide her zaman insanların ihtiyacı olacak. Bu bakımdan kurumsal haberciliğin e, geleceği yoktur diye bir şey söylemek çok abartılı bir şey. Çok doğru, çok doğru söylüyorsun. Yani şu andaki güvenilir kaynaklarda zaten dediğin gibi bir takım önemli kurumlar. E, o şekilde bakıyoruz. Bu böyle olmaya devam edecek. Tabii ki yani bakın şöyle bir şey var. E, televizyon kanallarına, haber kanallarına dikkat edin. E, bir e, WhatsApp iletişim. Alanı oluşturuyorlar. Gördüğünüz haberleri bize gönderin diyorlar. Şimdi kurumsal medyada insanlardan gelen bu mikro bloklardan gelen bilgi akışına muhtaçlar. Ama onun gerçek bir haber niteliğine dönüşmesi için yine kurumsal bir yapıdan işlenerek tekrar ekrana verilmesiyle. E, teyit edilmesiyle. Teyit edilmesiyle işlenmesiyle her şeyden önce e, haber niteliğini daha fazla kazanıyor. Bu alışveriş devam edecek. Evet. Dolayısıyla bu alana geçecek olan insanlar da bu çarkın içinden süzülerek belli bir tecrübeye sahip olacaklar ve inşallah senin gibi başarılı bir iletişimci olarak onları da ileride izleme fırsatını bulacağız. Hızlı hızlı koşa koşa geliyorlar. Nefes nefese kalmamalarını öneriyorum çünkü bu nefese uzun hayat boyunca hep ihtiyaç var. Çok haklısın. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Zeynep. Rica ederim. Sevgili gençler, iletişim alanında gerçekten hem konuşmasıyla hem fikirleriyle benim gerçekten büyük bir zevkle dinlediğim bir dostumuzu misafir ettik. Zeynep Türkoğlu'nu. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.